Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Gamescom'da Konami standının hemen önündeyiz. Ve sizlere PES 2016 hakkında deneyimlerimizi anlatacağız. PES 2016'yı yaklaşık bir saatlik bir beklemenin ardından oynama şerefine eriştik. Aydoğan, ilk görüşlerin neler? Hemen yani düşündüğümde biraz FIFA değerlendirmesinde de konuşmuştuk. Ben biraz daha PES'i seven bir oyuncuyum diyelim. PES 2016'nın 2015'e göre çok daha güzel geleceğini rahat bir şekilde söyleyebilirim. FIFA 2015 ile 2016 arasında böyle bariz bir fark görmedik ama sanki PES'te bir şeyler değişmiş gibi duruyor. Ya PES oynayanlar bilir, hala PES 2013 oynamaya devam ederler. 2015'i biraz daha seven olsa da hala 2013 meraklıları çoktur. Ama bu sefer Fox Engine de geldi. Gerçi 2014'ten beridir vardı. Artık geliştirdiler ve çok çok güzel bir şey gelmiş. Açıkçası ben çok fazla sevdiğimi en baştan rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bunun dışında arkada da görünüyor mu şu an emin değilim ama 17 Eylül'de piyasaya çıkacak oyun. Bütün platformlar için mi? Aynen ama yani tabii ki de genel olarak PlayStation 3, 4, Xbox 360 One ve PC platformu için. Bunun dışında zaten Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi buradaydı. Yani PES'teydi. Aynı zamanda Süper Kupa'yı da eklediler bunu. Bir de Euro 2016 geliyor. Bu da güzel bir yenilik. Yani Euro 2016'nın bu arada kupasında görmüş olduk ayrıyetten. Aynen onun şu an fotoğrafını da görüyorsunuzdur. Kendi yani Business Area dedikleri bölgede kupayı da getirip koymuşlar. Bunun dışında ekleyebilecekleri FIFA ile kıyaslayacak olursak FIFA'ya göre ya dediğim gibi ben biraz da belki PES'ci olmamdan kaynaklı PES'i daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Çünkü hani PES'in dinamiğine alışkınım ve bunu daha da iyi yaptıkları için çok güzel olmuş diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun peki? Vallahi ben de sana bakacaklardan biriyim. Oynadığımız kısmıyla benim dikkatimi dinamik hava çekti. Mesela oyuna güneşli başlıyorsunuz, şartlar bir anda değişip hava yağmurlu olabiliyor. Böyle güzel bir şeyler eklemişler oyuna. Bu bence bir tık FIFA'dan öne geçirecek özelliklerden birisi. Onun dışında dikkatimi çeken özellik şu oldu. Gol sevinçlerinde kendiniz kontrol edebiliyorsunuz oyuncu. FIFA'daki bir özelliği PES'e de eklemişler. Bu da gayet hoş bir özellik olmuş diyelim. Ve yavaş yavaş PES 2016 için ilk değerlendirmemizin sonuna gelelim. Aynen ama sen de FIFA'yı daha çok sevdiğin için sana bir soru sormuş olayım. FIFA mı PES mi sence 2016'da? Hani bir FIFA'cı olarak sence? Valla şöyle söyleyeyim. Birazcık daha oynamam lazım PES 2016'yı ve FIFA 2016'yı. Ondan sonra karar verebilirim. Şu an için henüz erken ama PES belki bir tık geçebilirmiş gibi geliyor bana. Hiç belli de olmaz aslında. FIFA belki de son kozlarını daha göstermedi bize. Tabii ki yani. Çünkü şimdi FIFA'nın da artısı var. Türkçe var. Yani oyun çok rahat bir şekilde. Gerçi PES'te de olmasına rağmen hani FIFA'da Türkçeleşti. Aynı zamanda Türkiye Süper Ligi var. Böyle bir artının olması da çok da bir şeydir. Bakalım sizler ne karar vereceksiniz oyunun demoları çıktığı zaman. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz zaten. Aynen öyle. Köln'de Gamescom 2015'te şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. PES 2016'ya bir ilk bakış yapmış olduk. Ufaktan da olsa FIFA ile bir kıyaslama yaptık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.